meslek hikayelerinde başarılı işletmeleri gezmeye devam ediyoruz. Şimdi burada Hamburg'da başarılı bir işletme sahibini tanıyoruz. İbrahim Keklikçi'yi tanıyoruz efendim. İbrahim Bey, merhabalar. Almanya maceranız nasıl başladı? Biraz bahseder misiniz? Önce ben kendimi tanıtayım. Aynen, kendinizden İsmim bahsedin. İbrahim. Almanya'ya nasıl geldiniz, neler yaşadınız? İsmim İbrahim Keklikçi. Evet efendim. Yani kendim Kırşehirliyim. Evet. Yani daha doğrusu Neşet Ertaş'ın geldiği yerdenim ben yani. Yani tam olduğum gibi, ben işte yaşamam, gidemem yani ne bileyim böyle dil kıvırmakmış, şöyleymiş, böyle öyle bir şey hiç yok bende. Yani Almanya nasıl geldim, aynı öyle kaldım yani. Evet. Bana bazen gereç kalmış diyorlar ama bu işler bir kere kalmış böyle. Ama ben de bundan memnunum. Estağfurullah efendim, çok başarılısınız. Bir defa ilk geldiğimde, gerçekten sevgili seyirciler, Hamburg'da bu kadar alçak gönüllü, bu kadar mütevazi bir işletme sahibine rastladığım için ben de çok mutlu oldum. Çok mükemmel bir insan, harika bir insan. Son derece işinde başarılı zaten. Disiplinli ve güzel çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda çok alçak gönüllü. Efendim sizi tebrik ediyorum. İnşallah hep böyle kalın. Şimdi her şeyin tadı kalabalıktır. Şimdi evet. Anamın güzel bir lafı var. Harman evet. Yerlen düğün elenmiş. Evet. Yani böyle biraz mütevazı olacaksın, çayını vereceksin, kahveni vereceksin, önce evet. Parayı görmeyeceksin, insanları göreceksin. Evet. Yani benim iş yerim güzel çalışıyorsa, o da nedendir yani? Demek ki insanlar beni seviyor. Yani evet. Ben de bir şey verebiliyorum yani. Evet. Pozitif bir elektrik verdiğiniz karşıya kesin. Yani ben de ilk geldiğimde sizle tanıştığımda gerçekten çok etkilenmiştim bu alçak gönüllü tavırlarınızdan. Efendim işlerinizde başarılısınız. Gerçekten çok başarılı bir işletme sahibisiniz. Bunun sırrı ne? Bu başarının sırrı ne? Şimdi ben zengin olmak istemiyorum. Ben diyorum ki her zaman bir sıcak çorbam olsun. Elemanlarım yanımda olsun. Yani bu öğrenci olabilir. Burada mesela öğrenim gören çocuklar var. Evet, özürlü çocuklar var. Ne bileyim bak görüyorsun Irak'tan gelen var. Evet. Yabancısı var. Almanı var. Yani ben buna hiç ayrım yapmıyorum. Yani biz burada böyle bir birlik derler ya, birlikten kuvvetli var. Aynen. Kaç yıl oldu Almanya? Şimdi ben 38 sene Almanya'dayım ben. Ha, diyorum ya işte Almanya'ya geldim ama hiç değişemedim, değişmek istemiyorum daha doğrusu. Evet. Ben olduğum gibi kaldım yani. Evet efendim. Yani geri geldim, nasıl gördüysek çobanlık yaptık, çemen evet. Ekmek sattık, ayakkabı boyadık. Evet. Anamızdan babamız bir edebiyat aldık. Bunları evet. Böyle ne bileyim takviye etmeye çalıştık. Yani bu gençlere de örnek olmaya çalışıyoruz. Yani evet, bu da oluyor, hoşuma gidiyor yani. Evet. Bundan sonraki dönemde hedefleriniz nelerdir? Benim hedefim sağlık, huzur. Başka bir şey değil. Evet. Memlekette kimler var? Kimler? Anacığım var işte. Evet, ellerinden öpüyoruz. Allah buradan. Razı olsun. İşte evet. Fazla kimsemiz kalmadı. Babam evet. Sizlere ömür. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. İşte ne bileyim, tamam eskilerden var ama o kadar fazla kimse kalmadı işte. Evet efendim. O zaman buradan annenize bir selam söyleyebilirsiniz. Anacığıma diyorum Allah'ım uzun ömürler versin, sağlık evet. Versin, üzülmesin, yani evet. Bizleri düşünmesin. Evet. Yani mutlaka sizde de gurur duyuyordur yani. Eminim ya. Diyorum evet. Ya hani merak etmesin. Aç değiliz, açık değiliz, madde muhtaç değiliz. Evet. Yani gönlü işi rahat evet. Olsun yani. Evet. Peki biz de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eden iş yaşamınızda başarılar dileriz. Sağ olun. Bu sizin güzelliğiniz. Teşekkür ederim.